Merhaba arkadaşlar, Panorama Dizi kanalına hoş geldiniz. Analizimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve Ela'ya saldıran kişi Umut diyenler beğensin, sayımızı gösterelim. Bu hafta İlker planlarının dışına çıkıyor. Biz hamileliği yalanlamasını beklerken kabul etti. Bir de benim önceki bölümlerde dikkatimi çeken bir durum vardı. Eminim sizin de dikkatinizi çekmiştir. İlker'in babası bence onu hayatı boyunca yetersiz bulmuş ve aşağılamış. Bunun için hiçbir fırsatı kaçırmamış. Klasik zengin aile çocuğu hikayesi aslında. Oğlunun babası olmasa vasıfsız olduğunu düşünen bir baba ve bunu sineye çeken bir Behlül türü. Evet. Ailesi ne derse yapmaya görev edinmiş İlker, mutsuz bile olsa. Ve kendisinin seçtiği kişiyi de mutsuz etme lüksü olduğunu düşünerek sonu gelmeyen hatalara yol açtı. Ama iki tarafa da rolünü iyi oynadı. Asıl aklımızı karıştıran nokta şuydu. Hangisi gerçek? Bence izledikçe Ela'ya karşı gerçek olduğunu anlıyoruz. Fakat bu önümüzdeki bölümlerde değişebilir de. Bence öyle bir karakter. Şimdiye kadar iki durumu da idare etti. Yani ne yardan geçiyor ne serden. Annesi ise malum benim oğlum yapmaz diyen annelerden. Ve İlker de annesinin sözünü dinleyen 35 yaşındaki çocuğu. Evet, durum böyleydi fakat bu bölüme kadar. Bu bölümde İlker bizi çok şaşırttı. Başta hamileliği ve bebeğin düşmesine sebep olduğunu itiraf ederek ilk adımı attı. Artık oynamak, rol yapmak istemiyor. Bu çok belli. İç muhakemesini şimdiye kadar hafife almıştık İlker'in ama belli ki onun da rahatsız olan yanları varmış. Sonunda gerçekten İrem evi terk ediyor. Ve böyle kadınlar gördükçe böyle erkekleri yadırgamıyorum pek. Her ne yaparsa yapsın affeden, kendisine takıntı haline getiren, aşktan çok hırsa dönüşen ve sonuçlarına hep kendisi katlanan bir tür İrem'in türü. Gerçi halenin kurbanı durumunda bu kız baktığında. Aslında yine annesinde başlayıp bitiyor hikaye. Hale demişken bu bölüm Twitter'da Trend Topic'te ilk 3'e giren masumiyet başlıkları altında Hülya Avşar'ın yüz filtresi çok konuşuldu. Sadece ben fark ettim diye üzülüyordum ki en çok bu konu hakkında tweet atılmış. Hemen sizinle paylaşıyorum en beğendiklerimi. Neyse, yorumları bir kenara bırakıp devam edelim. İrem babasıyla birlikte eve dönüyor. Bunun yanında Banu ve Hale bir plan peşine düşüyor. Bu sefer medyaya yapamadıkları algı operasyonunu Ela'nın ailesine yapıyorlar. Şimdiye kadar sustuklarının, yani kısacası onları zor durumda bırakacak her şeyi sıralıyor Banu. Çaresiz bırakıyorlar. Ve tüm olanlardan sonra İlker'in İrem'den özür dilemeye gideceğine emin olan Hale onun için çiçek hazırlattı. Ama bu sefer onun düşündüğü gibi olmadı. İlker, İrem için alınan çiçekleri Ela'nın kapısına bıraktı. Bütün bunlar yetmez gibi psikoloğa anlattı. Psikolog da bilin bakalım kim? Harun'un sevgilisi. Bile bile tehlikenin üzerine giden İlker, psikoloğa göre narsist bir karakter. Bunu Ela da daha önceki bölümlerde dile getirmişti. İrem ve İlker boşanma kararı aldılar. Hale her ne kadar ikna etmeye çalışsa da bu sefer başarılı olamadı. Çok basit ve çabuk bir şekilde boşandılar. Başta İlker, İrem'in blöf yaptığını düşünüyordu. Sonra şaşırsa da mutlu bir şekilde ayrıldı mahkemeden. İlker'in mutluluk pozlarının yanında kızların ikisi de toplum tarafından psikolojik baskı altında kalması biraz moralimizi bozmadı desek yalan olur. Tüm bunların sebebi İlker fakat sonuçlarını yaşayan Ela ve İrem. Bu sonuç bizi biraz düşündürdü. Ela okula normal bir hayata dönme umuduyla gitti fakat duydukları karşısında tuvalete saklandı. Orada da yakın arkadaşlarından duyduklarıyla yıkıldı ve okuldan ayrılma kararı aldı. İrem ise tüm bunlardan Ela ve İlker zararlı çıkacak sanıyordu. Fakat çevresinin psikolojik şiddetine o da maruz kaldı. Öte yandan Hale boş kalmıyor tabii ki. İlker'i aklamak için başka bir plan peşinde. Bu sefer Ela'nın İrem'e tazminat davası açma fikrini ortaya atıyorlar. Bu durumda Ela ve İrem zararlı, İlker ise aklanmış olacak. Üstelik kendileri hiç bulaşmadan ve alacakları parayı da düşününce mantıklı geliyor. Timur ailesiyle paylaşıyor ve o kadar taşa tutan akrabalar para için bize gelen para diye bahsediyorlar. Paraya kadar utancından bahsedenler artık Ela'nın arkasında durma derdine giriyor. Daha sonra Banu evden birisinin haber uçurduğunu söylüyor Hale'ye ve araştırma başlıyor. Bahar'ın telefonunu ele geçiriyorlar ve Bahar'la Harun Orhun arasındaki iletişim trafiği dikkatlerini çekiyor. Bu durumu kullanacak gibiler. Banu Timur'a söylediğinde Timur çok sinirleniyor. Üstelik Banu'nun yanında. Bu adam gerçekten katlanılmaz bir adam. Neyse, Eda bir mektup bırakıp evi terk ediyor ve İlker de ona daha önce söylediği gibi her gün karşısına çıkacağını söylemişti. O da peşinden gidiyor, her nereye gidiyorsa. İlker gerçekten niyetinde samimi mi, yoksa bütün bunları narsist olduğundan mı yapıyor? Her bölüm daha da heyecanlı hale geliyor bu dizi. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video analizimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.